Ben Onur Beyhan. 1993 İstanbul doğumluyum. Lise öğrenimimden sonra öncelikle İstanbul Üniversitesi'nde tarih bölümünü okumaya başladım. Daha sonra siyaset bilimine yöneldim. O yüzden o bölümü bırakıp siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünü okumaya başladım. 19 yaşından itibaren yazarlığa merak sardım. Çünkü sürekli okuyordum. Yani Gazi Paşa'nın bir sözü vardı, Mustafa Kemal Paşa'nın. İki kuruşum varsa bir kuruşuyla kitap alıyordum diye. Gerçekten öyleydi. Benim de haftalığımdan arttırdığım paralarla sürekli kitap alıp okuyordum falan. Tabii 19-20 yaşına geldiğimde artık yazılar yazmaya, makaleler yazmaya başladım. Yazarlığa merak sardım. Bunun yanı sıra tabii sanatsal bir yönüm var aslında. Benim tabii Kafkas Kırtlağı da var. Azerbaycan kökenli olduğum için ses, işte sanata, müziğe inanılmaz bir meylim var. Bununla birlikte tabii müziğe meylim varsa bunun yanı sıra sanatla iç içe oluyorsunuz. Annem de sürekli Türk sanat müziği, işte türkü vesaire, bunlarla büyüdük biz. Oyunculuğa merak sardım. Oyunculuk eğitimleri almaya başladım. Diksiyon, spikerlik, sunuculuk, oyunculuk, tiyatro falan. Daha sonra görsel çalışmalara yöneldim. Onur Beyhan kimdir diye sorarsanız, ben sanat aşkıyla dolu, sürekli kendisini geliştiren, sürekli okuyan ve açık görüşlü ve kendisiyle ilgili, daha doğrusu kendisi gibi düşünmeyenleri bile oturup saatlerce dinleyebilecek olgunlara sahip bir genç diye tanımlarım. Çünkü ne olursa olsun bütün görüşler değerlidir benim için. Çünkü mesela bir alime sormuşlar, efendim siz neden bu kadar çok şey biliyorsunuz, nasıl biliyorsunuz diye, demiş ki aslında sizden öğrendim. Çünkü hepinizde mutlaka az da olsa çok da olsa çeşitli bilgiler var diye. O yüzden ben kişinin ne düşündüğüne değil, ne anlattığına ve nasıl aktardığına bakarım. Böyle açık görüşlü, efendim sürekli sanatla ilgilenen bir kimse olarak kendimi tanımlarım. Benim için albinizm hayata -2 ile -3 ile başlayıp o eksileri önce sıfıra, ondan sonra da artılara çevirerek yaşamak zorunda kalan birey demek. Yani biz hem göz sorunuyla ilgili hem de birçok hayat standartlarımızı inanılmaz derecede düşüren sebeplerden dolayı hayata birkaç eksi geriden başlıyoruz. Bunu kabul etmeliyiz. Ancak eğer başarmak istiyorsak ve azmetmekte kararlıysak, bunları artıya çevirerek sıradan insanları geçmekte de sınır tanımıyoruz. Yani eğer albinizmli birey başarılı olmak isterse diğer sıradan bireyleri çok arkasında bırakacaktır diye de düşünüyorum. Çünkü bizim her yaptığımız işte normal insanların verdiği emeğin 3 ve 4 katı var. Tabii bir insan bir iş için 3-4 kat emek harcadığı zaman da onun da kıymetini elbette ki bilecektir. Albinizm benim için açık yüreklilikle söylemek gerekirse bu demek. Albinizm tamamıyla benim için bir farklılıktı. Yani farklılık sözcüğü biraz çok basit gelebilir ama aslında değil. Ben doğduğumdan itibaren şu yaşıma kadar ailem ve sülalem tarafından çok sevildim. Çünkü biz Iğdırlı bir aileyiz. Biz de tamam böyle kumral, renkli gözlü insanlarımız var ama böyle hani beyaz saçlı, işte albino çevremizde ve sülalemizde yok. Dolayısıyla çok dikkat çektim ve ailem tarafından başta olmak üzere çok sevildim. Çok sevildiğim için de bunun ezikliğini hissetmedim, açık konuşmak gerekirse. Sürekli şu telkinleri duyuyordum ailemden. Ya herkes kara kaş kara göz. İşte bak sen farklısın. Milyonlarca insan böyle ama sen onlardan farklısın. Onlardan öyle bir farkın var ki onlar hep birbirine benziyor. O yüzden sen eğer bir alanda başarılı olursan daha da hızlı yol alırsın diye çeşitli telkinler alıyordum. Ki önümüzdeki süreçte de hep böyle oldu. Tabii ki çocukken çeşitli sıkıntılar çektim. Çünkü ne yazık ki
çocuklar vicdansızdır. Yani çocuklar gerçekten vicdansızdır. Aile görgüsü, terbiyesiyle de alakalı bir durum. Bunu da düşünüyorum ben. Yani işte ailede yaşlı dede falan bu tür alaycı tavırlarını gördük tabii ki. Yani ben de artık işte dede o kadar çok dede denildi ki işte bir gün dayımla falan oturuyorum. Ya işte bana dede diyorlar falan. Oğlum sen de onlara de ki işte deden miyim? Evet o zaman nenene selam söyle falan. Şimdi bu espriyi yapmak da ben tabii bilmiyorum yani ne demek nene. O zaman nenene selam söyle. Yani saygı duy ben senin deden değil miyim oğlum falan filan. Şimdi artık bir süre sonra alay ettiği için ben de alay almaya başladım. İlk etapta dövüyordum yani. Böyle bayağı kavgacı bir çocuktum küçükken. Biraz böyle agresif. İçe dönük değildim kesinlikle. Dışa dönüktüm. Dövüyordum çocuğu yani. Ne bileyim alay ediyordu. Yakalayıp dövüyordum. Şimdi nereye kadar döveceksin? Bütün Türkiye'yi dövecek halin yok sonuçta. Bütün okulu dövecek halin yok. Bir süre sonra pes ediyorsun. Bu sefer farklı yöntemler geliştirmeye başlıyorsun. O yöntem de buydu. Ya ona selam söyle, buna selam söyle falan şu. Ya da başka bir şey. Albinizm benim hayatımda aslında bir süre sonra çok bir etkisi de kalmadı. Göz sorunu hariç. Mesela kitap okumakta zorlanıyordum. Ama kendimi parçalıyordum. Yani artık ya büyük kutu olmadıysa, büyüteç olmadıysa ışığı arttırıyordum falan sürekli. Dipnota kadar okuyordum. Hani okuyamıyorum ya. Okumanın yolunu bulduğumda dipnota kadar yani dibine kadar gidiyorum işin. Şimdi bir süre sonra baktım ki artık o okuduğum hiçbir şeyi de unutmadığımı gördüm. O alanda da zaten çalışmaya devam ettim. İşte zaten başında da söylemiştim. Albinizm benim için eksiyle başlamaktı. O eksileri açık yüreklilikle ifade etmek gerekirse artıya çevirmeyi bildim ve kesinlikle vazgeçmeden yoluma devam ettim. Evet, diğer insanların göz sorunları, göz sorunu olmayabilir, albinizmli bireylerin çektiği sıkıntılar çekmeyebilir ama sonuçta dünya bir cennet bahçesi değil ve birçok sorunlu insanlarımız var. Yani kiminin farklı bir engel durumu var. Şimdi ayağı tutmayan kardeşlerimiz var. Onlar da başka şeyden yoksunlar. Biz koşabiliyoruz, istediğimizi yapabiliyoruz. Ya da tamamen gözü görmeyen dostlarımız var. Yani tabii ki kötü örneği bakarak ifade etmek doğru değil ama yani şunu ifade etmek istiyorum. Herkesin problemleri var. Dünyanın en zengin insanının bile sorunları var. Bu nedenle ben bu sorunları sorun etmek yerine hani Süleyman Demirel'in meşhur sözüdür. Meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz diye. Ben de meseleyi mesele etmemek düşüncesine kapıldım ve dedim ki o zaman çözüm odaklı yaklaşalım. Bu sorun mu? O zaman çözelim. Çözmek için de azimle çalışmak gerekli ve bu şekilde olması gerektiğini düşündüğüm için yorulmadan, efendim bıkmadan çalışmaya ve azmetmeye de devam ettim. Tabii geleceğe dair birkaç planım var. Henüz zaten 29 yaşındayım, daha gencim, yaşımın ve hayatımın baharındayım. Akademik planlarım var. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında akademik kariyer yapmak istiyorum. Yüksek lisans, doktora vesaire. Şu an zaten hali hazırda dilde öğrenmeye başladım. Rusça öğreniyorum çünkü Türk dünyası, Kafkasya ve Rusya içerisindeki Türklükle ilgili çalışmalar yapacağım ileride. Bu nedenle tabii Rusça benim için önemli. O dili öğrenmeye başladım. Tabii akademinin yanı sıra şimdi değil tabii ki ama ileriki süreçte bununla bağlantılı olarak zaten hali hazırda gazetecilik yapıyorum. Gündemin nabzını tutuyorum. Gündemi takip ediyorum ama gündemin parçası olmamaya çalışıyorum. Taraf olmamaya çalışıyorum. Çünkü ben 85 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamını bir bütün olarak görüyorum. Hepsi, hiçbirinin birbirinden bir üstünlüğü yok. Hiçbirinin birbirinden bir eksiği yok. Dolayısıyla bununla birlikte bunu da genişletip 85 milyon Türkiye ve bütün Türk dünyası bunları bir olarak görüyorum. O yüzden çalışmalarımı bu alanda ilerletiyorum. Akademik çalışma yapacağım. İleride eğer fırsat olursa, biraz daha ortam süt divan olursa belki siyasete atılabilirim. Ancak şu an için önemli olan, benim için önemli olan
akademik kariyer ve bu yolda kat edeceğim ve yapacağım işler. Peki ne olur, ne olmaz, ne kadar uzun süre akademik kariyer yaparım onu da bilmiyorum. Profesörlüğe kadar gitmek gibi bir niyetim yok. Etiket meraklısı bir adam değilim. Hatta doktora da bırakmak gibi bir düşüncem var yani. Sadece önemli olan benim için, hani sanat toplum için yapılır ya. Sanat toplum için yapılır. Bence akademik kariyer de bunun için yapılır. Ünlü şarkıyatçı Abdülbaki Gölpınar'la rahmetlik doçentken ayrıldı. İstanbul Üniversitesi'nde, Edebiyat Fakültesi'nde doçentti ve ayrıldı. Ben profesör olmak istemiyorum dedi. Bir süre sonra kendisinin öğrencileri profesör oldu. Artık profesörler utandılar. Hocam siz bizi yetiştirdiniz diye. Bütün komisyon toplandı ve Abdülbaki Gölpınar'la hocaya profesörlük verdiler. Neden profesör olmadan akademik kariyerini noktaladığını sorduklarında daha çok eser verebilmek, daha çok çalışmak için cevabını veriyor. O yüzden benim için önemli olan toplumumuza, ki toplumuna faydası olmayanı ölülerden say gitsin demişler. Bu nedenle benim için önemli olan topluma, halka faydalı bireyler yetiştirmek ve bu toplum için bir şeyler yapmak. Çünkü öldükten sonra sadece insanlar arkamızdan ya iyi insandı, Allah rahmet eylesin derlerse başarmış olacağız. En azından bir kişi bile bunu söylerse başarmış olacağız. O yüzden toplum için akademik kariyer yapmak düşüncesinde ısrarcıyım. Şimdi tabii bu tür röportajların sonunda mutlaka röportajın ana teması olarak bir mesaj verilir. Önemli çünkü bu nokta. Ben 3 kategoriye ayırdım bunu. Birincisi tabii ki önce albinizmli bireylere bir mesaj vermek gerekiyor. Bazı çağrılarda bulunmak gerekiyor. Ve onların ailelerine, aslında bu daha önemli. Yani albinizmli bireylerden daha önemli aileleri ve tabii ki de halkımıza, toplumumuza, Türk toplumuna. Öncelikle albinizmli bireylere buradan sesleniyorum bu noktada. Evet, biz eksi ile doğduk. Dünyaya gözümüzü açtık ama zaten biz dünyaya gelirken bize cennet bahçesinde işte altlarından ırmaklar akan efendim sularda işte şaraplarla, sütlerle böyle bir dünya vaat edilmedi. Zaten dünyanın kendisi zaten zorluk ve meşakkat dolu bir adaletin de olmadığı, adil paylaşımın olmadığı sistemlerin peydah olduğu bir dünya. Yeryüzü, bir alem. Dolayısıyla zaten adil olmayan dünyada bilinçsiz bir topluma da doğmuş olabilirsiniz. Ama en azından biz Türkiye'de olduğumuz için hani başka bölgelere göre, Afrika gibi başka bölgelere göre daha avantajlıyız. Albinizmli bireyler şunu unutmamalı. Eğer yüce yaratıcı size böyle bir özellik verdiyse bu sizin için bir ceza değildir. Bunu bir ödül olarak kabul edin. Çünkü bir insan bir kere çaba sarf ediyorsa siz 2 kere, 3 kere, 5 kere çaba sarf edeceksiniz. Ama sonunda ulaşacaksınız. Şunu da bilin ki bir kere bir adım, 2 adım, 3 adım atılan olaydan sonra kazanılan deneyimdense 100 adımın sonunda kazanılan deneyim daha çarpıcı ve daha önemlidir bizim için. Ve daha da kıymetini bildiğimiz için kalıcı olacaktır. Bu nedenle bu eksileri artılara çevirmeyi deneyin derim. Çünkü ben de bir albinizmli birey olarak eksileri artıya çevirerek mücadele ettim ve sonunda da başarmaya devam ettim. Önümdeki bütün fırsatları değerlendirdim. Fırsat olmasa da yani diyorlar ya ya yola çık ya bir yol bul ya da bir yol aç diye. Yol yoksa o zaman yolu siz açacaksınız. Yolu açarak yolunuza devam edeceksiniz. Albinizmli bireylerin ailelerine ise şunu söylemek isterim. Farkındalık önemli. Çocuklarınızın başında durun.
ve özellikle anneler, hani daha çok babalardan çok anneleri söylemek zorundayız. Anneler bu noktada çok araştırma yapmalı ve çocukların hakları, albinizmli bireylerin hakları ve o çocukların yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmaları ve güncel efendim ortaya çıkan bilgilerin tamamını edinmeye ve bu alanda çocuklarını yönlendirmeye çalışsınlar. Çünkü çocukların rehberleri kesinlikle aileleridir. Aileleri bunu bu çağrıda bulunmak isterim. Üçüncüsü de toplumumuza. Bu noktada da farkındalık arttırmak gerekiyor. O farkındalık da şu, yani herkes size benzemek zorunda değil. Tek tek bir toplum değiliz. Eğer sizden farklı bir bireyi gördüğünüzde ona 10 defa bakıyorsanız o sizin, özür dileyerek ifade ediyorum, görgüsüzlüğünüzdür. Yani evet sizden farklı olabilir ama bu farklılığın temeline inip acaba neden farklı ya da yaklaşıp merhabalar nasılsınız deyip güzel bir şekilde selam vermek varken sen neden beyazsın, neden böylesin demek gibi trajikomik bir durum yok ne yazık ki. O yüzden biz varız ve bu bir genetik özellik, genetik bir farklılık, bir eksiklik değil. Onu da ifade etmek gerekiyor. Bu bir eksiklik değil. Bu bir genetik farklılık ve biz halimizden de memnunuz açık konuşmak gerekirse. Ben kendimden örnek vereyim isterseniz. Yani hangi alanda çalışma yaparsam yapayım, ister akademik, ister gazetecilik, hangi mesleği yaparsam yapayım, 100 oyuncunun mesela oyunculukta içinde ben ön plana çıkıyorum. Doğal olarak ön plana çıkıyorum. Ya da gazetecilik yaptığım zaman da ön plana çıkıyorum. Yarın akademik kariyer yaptığımda da yine hiç ekstra bir çaba sarf etmeme gerek kalmadan ön plana çıkıyorum. Yarın atıyorum tabii devlet başkanlığına aday olduğumda bile hiç propaganda yapmama gerek kalmadı. Çünkü gören unutmayacak. Şimdi bu bunları bile avantaj olarak değerlendirip yolumuza devam edebiliriz. O yüzden burada bütün albinizmli bireylere sesleniyorum. Onlara diyorum ki eksilerinizi artıya çevirin ve diğer insanlar sıradanlar ama sizler farklısınız. Hatta bazı noktalarda da diğer insanlardan farklı olduğunuz gibi onları geçtiğiniz zaman da o vasıflarınızla onlardan üstün olmuş olursunuz. Üstünlük kesinlikle ve kesinlikle vasıftadır. Yani bir insan ne kadar çok yetenek sahibi ise o üstündür. O yüzden siz üstün olduğunuzda kimse sizin üstünüze çıkabilecek ve kimse sizi aşağılayamayacak. Bu noktada başarılı olmayı kendinize ülke edinin ve başarılı olmaktan korkmayın. İçe dönük olmayın, dışa dönük olun. Tabiri caizse böyle yani özgüven patlaması yaşayın diyorum. Yani diğer insanlar standart özgüvene sahipler. Bizim farklılığımız var. O zaman biz 10 katı özgüven sahibi olacağız. Yani ve son olarak da şunu ifade edeyim. Azınlık gibi değil, çoğunluk gibi davranın ve çoğunluk gibi hareket edin. İşte o zaman gerçekten siz kazanacaksınız diyorum. Hepinizi de saygı sevgiyle esenliyorum. Haydost canım hey, kalktı göç eyledi yavşar elleri hey, kalktı göç eyledi yavşar elleri. Ağır ağır giden eller bizimdi. Arabatlar yakın eder Irak'ı. Arabatlar yakın eder Irak'ı. Yüce dağdan aşan yollar, yollar bizimdir. Yollar bizimdir. Yollar.